Şimdi değerli konuklar, hanımefendiler, beyefendiler, şimdi konuşmalarını, sunumlarını yapmak üzere Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Profesör Doktor Sayın Fahrettin Altun'u sahneye davet ediyorum. Buyurun lütfen. Evet. Bu kitabı koyacak bir yer arıyorum. Ya geç, yani ben koyarım buraya. Bir noktada referans vereceğim demek. Biliyorsunuz bir filmde bir detay varsa illa filmin bir noktasında tekrar onu görürsünüz. O yüzden inşallah o kitaba referans vereceğim. Bugün aslında bir çalıştayımızın kapanışını, bir diğerinin de açılışını yapıyoruz. İkisine de hoş geldiniz. İki gün boyunca yönetici çalıştayımızı yaptık. Son derece verimli çıktılar ortaya çıktı. Bugünden itibaren de bütün personelimizle birlikte bir perspektif çalıştayı yapıyoruz esasında. Arkadaşlarımız personel çalıştayı demişti ama dedim ki bu çok daha kritik bir çalıştay. Dolayısıyla bizim burada önümüzdeki dönemi planlayacağımız bütün personelimizle birlikte, ki bütün personelimizi de maalesef bir araya toplayamıyoruz. Bir taraftan çünkü dükkanında çalışması gerekiyor. O nedenle yani çalışanlarımızın önemli bir kısmıyla buradayız ve birlikte önümüzdeki dönemi planlayalım istiyoruz. Ben bugün esas itibariyle sizlere Türkiye iletişim modelini anlatmaya çalışacağım. Beraber inşa etmeye çalıştığımız bir model bu. Ve bu modelle birlikte biz her şeyden önce büyük ve güçlü Türkiye'nin sesi olmaya, devletimizin, milletimizin sesini bütün dünyaya duyurmaya çalışıyoruz. Burada attığımız önemli adımlar var. Bunlardan bahsedeceğim. Atmamız gereken adımlar var. Bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Tabii bir sürecin içinden bugüne geldik. Bugünün Türkiye'si çok zorlu süreçlerden geçerek bu noktaya geldi. Bir anlamda baktığımızda Türkiye'nin tarihi, Türkiye'mizin tarihi bir batılılaşma tarihi. Ve son derecede zorlu bir tarihten bahsediyoruz. Modernleşme tarihimiz batılılaşma tarihidir. Ve ne yazık ki aynı zamanda da uzun bir yıllar etkilerini bütün toplumun, devletimizin hissettiği bir batıcı bağımlılık tuzağına düçar olma tarihidir. İfade ettiğim gibi zorlu bir dönem ve bu zorlu dönemin etkilerini en fazla hisseden hiç kuşkusuz bu milletin ta kendisi olmuştur. Toplumumuz olmuştur ve uzun bir dönemde bunun etkileri ekonomik hayattan sosyal hayata, kültürel hayattan eğitime kadar pek çok alanda kendisini hissettirmiştir. Bir dönemleme yapacak olursak çok kabaca esas itibariyle 2002'ye kadar bu anlamda biz bir batılılaşma döneminin sorgulanmadığı, batılılaşma temelli bir kalkınma, gelişme ve modernleşme hikayesinin yaşandığı bir dönemi tecrübe ettik diyebiliriz. Bu dönemin hiç kuşkusuz en önemli özelliği, mümeyyiz vasfı, devlet-toplum ilişkilerinin toplum aleyhine şekillenmiş olmasıdır. Yukarıdan aşağıya modernleşmelerin en temel özelliği hiç kuşkusuz toplumu şekillendirmeye, toplumu hamur gibi yoğurmaya dönük sosyal, siyasal, mühendislik projelerinden beslenmiş olmasıdır. Bunun türlü örneklerini gördük pek çok farklı alanda. Türkiye tarihi, modern Türkiye tarihi bunun örnekleriyle doludur. Tabii kuşkusuz bu siyasal gerçeklik iletişim tarihi bağlamında da karşılıklarını ortaya koydu ve biz bu dönemi devlet-toplum ilişkileri bağlamında, devlet-millet ilişkileri bağlamında bir konuşamama, bir iletişimsizlik hali olarak gördük. Bunun pek çok örneğini
tarihte somut bir şekilde tecrübe ettik. Bu yönüyle baktığımızda elbette dönemin koşulları, dünya savaşları, dünya savaşları arası dönem, dönemin totaliter ideolojileri ve sonrasında açılan darbeler dönemi, darbeler dönemiyle beraber yine yukarıdan aşağıya toplumu şekillendirmeye dönük baskıcı müdahaleler, bütün bunlar aslında devlet ve millet arasında derin bir uçurum yaratmıştır. Ve bu derin uçurum da aslında bir iletişimsizliği beraberinde getirmiştir. Devlet-millet arasında bir iletişimsizlikten bahsediyoruz. Sadece devlet aygıtlarıyla yapılan propagandaya iletişim diyemeyiz. Dolayısıyla biz bu dönemi bu yönüyle çok açık ve net, hiçbir şekilde bir komplekse kapılmadan kendi tarihimiz olarak bu şekilde niteleyebiliriz, bu şekilde değerlendirebiliriz. 2002 sonrasında her şeyden önce ne yaşandı, ne değişti diye soracak olursanız benim buna vereceğim birinci cevap, 2002 sonrasında aslında Türkiye bir batıcı bağımlılık tuzağından kurtulma mücadelesi vermiştir derim. 2002 sonrasında aslında Türkiye yeni bir modernleşme tecrübe etti. Batılılaşma dışında bir modernleşme, özgün bir modernleşme tecrübe etti. Buna yönelik çok ciddi gayretler ortaya koydu. Burada hiç kuşkusuz buna uygun bir şekilde yürüyen bir iletişim dönüşümü de karşımıza çıktı. 2002-2018 dönemini bu anlamda yeni bir dönem olarak telakki edebiliriz. Nitekim bu dönem Türkiye'de yine tarihte örneği olmayacak şekilde güçlü bir demokratikleşme hamlesinin sürecinin yaşandığı bir dönem olmuştur. Birçok alanda yaşanan devrim niteliğinde dönüşümlerle birlikte aslında bu dönemde iktidarın merkezine vesayet odakları dışarıdan topluma etki eden unsurlar değil, bizatihi milletin iradesi yerleşmiştir. Halkın kararıyla iktidarın belirlendiği bir dönemden bahsediyoruz artık. 2002 sonrası Türkiye, halkın merkezinde olduğu bir yönetişim modelinin tarih sahnesine çıktığı bir dönemdir. Bu dönemde aynı zamanda küresel temsilde güçlü bir şekilde Türkiye'nin kendisini gösterdiği, komplekslerinden arındığı, kendi ad ve hesabına hareket ettiği, kendisine dayatılan modernleşme reçetelerine karşı çıktığı, ekonomide, dış politikada özerkleştiği bir dönemi yaşadı. Ve bu dönemde de buna uygun bir şekilde devlet-millet ilişkisinde aslında bir normalleşme yaşandı. Bir helalleşme yaşandı. Gerçek anlamda helalleşme Türkiye'de 2002 sonrasında yaşandı. Ve bu noktada toplumun farklı kesimleriyle kucaklaşan bir devlet karşımıza çıktı. Burada hiç kuşkusuz hizmet ve millet odaklı yeni bir iletişim modeliyle de karşılaştık. Bunun merkezinde, bütün bu dönüşümlerin merkezinde Cumhurbaşkanımızın, Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi perspektifi, mücadelesi vardır. Bu mücadelenin ana unsurlarından bahsediyoruz aslında 2002 sonrasındaki dönüşümü anlatırken. Ve bu mücadelede başarılı olunduğunu da vurguluyoruz. Ve bunun merkezinde de millet iradesi olduğu için devletin milletiyle konuşması, artık siyasetin milletle yapılması, siyasetin siparişle, dışarıdan reçetelerle yapılmayışı son derece kritik bir öneme sahip olmuştur. Ve hizmet ve millet odaklı yeni bir iletişim dilinin inşa edildiğini biz bu dönemde görmüş olduk. 2018 sonrası esas itibariyle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğimiz ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir yönetişim devrimi gerçekleştirdiğimiz bir tarih oldu. Burada da bu kararı millet verdi. Yine milletin iradesiyle esas itibariyle bu dönüşüm gerçekleşmiş oldu. Bu dönüşüm talebi milletten geldi ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kuruldu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kurulması esas itibariyle Türkiye'nin
yeni kimliğine, yeni rolüne uygun bir yönetim modelinin inşası anlamına geliyordu. Neden? Çünkü artık vesayet odaklarının kendilerini rahat bir şekilde siyasete yön verebilecekleri bir zeminde hissettikleri, adı parlamenter sistem olmakla birlikte esas itibariyle vesayet sistemi olarak ifadelendirilecek olan yönetim modeli Türkiye'yi taşıyamadı. Ve bu nedenle yine Sayın Cumhurbaşkanımız çok devrimci bir adım atarak Türkiye'nin hızlı karar alma, hızlı uygulama, devletin kurumları arasında güçlü koordinasyonun temini ve bütün bunlarla beraber yine güçlü bir denge denetleme sistemiyle demokratik bir modelin inşası arzusuyla bir başkanlık sistemi çağrısında bulundu. Ve bu başkanlık sistemi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak ve yine Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle Türk tipi bir başkanlık sistemi olarak kurumsallaştı. 2018'den sonra esas itibariyle Türkiye'nin düzen kurucu rolüne uygun bir hükümet sistemi gündeme geldi. 2018'den bu yana esas itibariyle bir yandan, ki biz de bu sürecin içerisindeyiz, devletin içinde yeni hükümet sistemine uygun bir şekilde kurumsallaşma çalışmaları, çabaları sürerken, diğer taraftan çok etkin bir şekilde Türkiye'nin uluslararası alanda, bölgesel alanda rol oynamaya başladığını, düzen kurmaya başladığını, oyun bozduğunu görmeye başladık. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin önce oyun bozması, sonra oyun kurması, küresel siyaseti, uluslararası strateji etkileyen bir unsura dönüştü. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin rolünü çıkardığımızda esas itibariyle 2018 sonrasında uluslararası ilişkiler bambaşka bir uluslararası ilişkiler olur. Yine Türkiye'nin kriz bölgelerine, Suriye, Irak, yine Libya, Azerbaycan fiilen müdahil olmasıyla birlikte bu dönemden sonra yine uluslararası ilişkilerin güzergahı değişti. Bu yönüyle Türkiye istikrarlı bir yönetim modeline sahip bir ülke olarak istikrarlaştırıcı bir bölgesel aktör rolü oynadı. Uluslararası alanda, uluslararası küresel meselelerde, örneğin Filistin meselesi başta olmak üzere, inisiyatif aldı. Yine Cumhurbaşkanımızın o sesinden yankılanan şekliyle bütün uluslararası alanda daha adil bir dünya mümkün çağrısı yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi mücadelesinde bu çağrı başından itibaren kendisine yer bulmuş bir çağrıdır. Buna mukabil artık bu çağrının muhatapları, bu çağrıyı yapan aktörün bölgesel anlamda etkin bir güç olduğunu ve bölgede uluslararası siyaseti etkileyecek araçlara sahip bir aktör olduğunu bilerek dinlemeye başladılar. 2018 sonrasında yaşanan dönüşümün en somut tecellilerinden biri buydu. Türkiye bölgesel anlamda artık oyun kurmaya başladı ve bölgesel anlamda kurduğu bu oyunlarla küresel sorunlarda inisiyatif alan bir aktöre dönüştü. Bir taraftan Türkiye'nin verdiği terörle mücadele, bu noktada yine Türkiye'nin hiç kuşkusuz kapasitesini, kabiliyetlerini uluslararası alana gösterdi. Ama öte taraftan sadece bölgesindeki, sınırındaki terörle mücadelede değil, aynı zamanda Libya'da ve Azerbaycan'da olduğu gibi kriz bölgelerinde de kendi müttefikleri lehine krize müdahale edebilme kapasitesini, kabiliyetini göstermesiyle birlikte de bu anlamda etkinliği, bu anlamda pazarlık gücü, bu anlamda oyun kurma kabiliyeti arttı. Ve dış politikada belirleyici bir rol oynadı. Değerli arkadaşlar, şunu çok açık ve net bir şekilde vurgulamak istiyorum. Türkiye, dış politikada belirleyici bir aktördür. İçerideki kısır tartışmalar,
sürekli olarak bizi, toplumumuzu, kamuoyunu bu odaktan uzaklaştırmaya çalışsa da bizim daima sahip olmamız gereken perspektif budur. Türkiye, dış politikada, uluslararası ilişkiler alanında bugün etkileyici değil, belirleyici bir güçtür. Ve bu Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve kararlılığıyla karşımıza çıkan bir unsurdur. Bu süreçte elbette biz İletişim Başkanlığı olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kurulmasıyla birlikte kurulan, kurumsallaşma gayreti içerisinde olan bir kurum olarak bu sürecin en önemli unsurlarından biri olduk. Zira bu mücadelenin, Türkiye'nin bu değişen rolünün, artan kabiliyetinin hem kamuoyuna, dünya kamuoyuna, hem Türkiye kamuoyuna anlatılması, hem de dezenformasyon kampanyalarına, sistematik yalan kampanyalarına karşı doğrunun sürekli anlatılması noktasında etkin bir aktör olarak ortaya çıktık. Tabii bizim bu süreçte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kuruluşu, İletişim Başkanlığı'nın kuruluşu, karşı karşıya kaldığımız onlarca farklı sorun oldu. Fakat belki de bunlardan en önemlisi küresel anlamda karşı karşıya kaldığımız, bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi oldu. Belki 2000'li yıllardan sonra giderek artan, 2010'dan sonra da tırmanışa geçen o küresel belirsizlik ortamı, pandemiyle birlikte, küresel koronavirüs salgınıyla birlikte tavan yaptı. Bugün tam anlamıyla bir küresel belirsizlik çağında yaşıyoruz. Küresel belirsizlik çağının temel göstergeleri var. Her şeyden önce sosyal devletlerin çöküşünü izliyoruz. Bunun yanında devletlerin kabiliyetlerini yitirmelerinin yanında giderek artan oranda yalan virüsünün de yayıldığını görüyoruz. Bir yandan pandemi, öbür yandan infodemi. Bu sürecin aslında temel unsurları. Bir yandan yine bu küresel belirsizlik çağında insanların gelecek kaygıları giderek yükselirken, diğer taraftan haber tüketiminin de giderek arttığını, buna paralel olarak da infodeminin, yalan haber yayılışının çok ciddi anlamda arttığını görmekteyiz. Bir korku ortamı söz konusu ve bu korku ortamını istismar etmeye çalışan uluslararası dezenformasyon ağları sistematik bir şekilde varlığını sürdürmekte, hayatiyetini sürdürmekte. Bugün esas itibariyle içinde bulunduğumuz bu ortam, bu küresel belirsizlik ortamı bir taraftan da bu özellikleriyle kendisini gösteriyor. Elbette ifade ettiğim gibi 2000'li yıllardan sonra yükselen, 2010'dan sonra daha da tırmanan bu küresel belirsizlik ortamı her daim Türkiye'yi etkilemiştir. Fakat pandemiyle birlikte Türkiye, diğer sosyal devletler çökerken çökmediği, aksine biraz önce vurguladığım gibi giderek artan oranda küresel süreçleri etkilemeye başladığı için ve istikrarlı bir yönetim süreçleriyle topluma, ülkeye liderlik edildiği için esas itibariyle ciddi anlamda küresel kıskaçlara alınmaya çalışıldı. Türkiye, kelimenin gerçek anlamıyla merkez ülke oldu. Bu kavram çok istismar edilmiş, çok kötü kullanılmış, yanlış kullanılmış bir kavramdır. Fakat bugün itibariyle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçek anlamda Türkiye bir merkez ülkeye dönüşmüştür. Elbette bu süreçte iletişimde
küresel anlamda büyük dönüşümler yaşandı. Aslında bu dönüşümleri biz teknolojik dönüşümler olarak telakki edebiliriz. Dolayısıyla kabiliyet artışı olarak ele alabiliriz. Olumlu gelişmeler olarak telakki edebiliriz. Fakat esas itibariyle bu gelişmeler kriminal gelişmelerdir. Yani hakikati hedef alan, hakikati değersizleştiren gelişmelerdir bunlar. Ve bu noktada baktığımızda bir dijitalleşme sürecinin yaşandığını, yoğunlaştığını tabii ki görüyoruz. Bu yeni bir süreç olmamakla birlikte özellikle son 3 yıldır giderek daha fazla algoritmalarla iletişim süreçlerinin manipüle edildiği, güdümlendiği, yönlendirildiği, enformasyon savaşlarının daha da kendisini belirgin hale getirdiği, dijital tekelleşmelerin kendisini gösterdiği, içerik bombardımanı dalgasının artık günümüzün iletişim süreçlerinin merkezine yerleştiği, her gün kullanıldığı şekliyle algı operasyonlarının siyasetin adeta olağan bir unsuru haline geldiği, veri tarlalarının, yankı odalarının, hibrit tehditlerin, yeni sanal mecraların vesaire vesaire konuşulduğu bir dönemi yaşadık. Bu dönemde siber güvenlik ve siber suçlar esas itibariyle sadece iletişim alanının değil, ulusların güvenliğinin temel unsurları haline geldi. Ve dezenformasyon, enformasyonun önüne geçti. Ve bütün bu gelişmeler ışığında baktığımızda esas itibariyle Türkiye birçok uluslararası dezenformasyon aktörünün ve kampanyasının hedefine oturdu. Hamdolsun ki bütün bu gelişmeler sürecinde ülkemiz bu küresel kaos ortamında istikrar adası olarak konumlandı, kendi hedeflerinden sapmadı. Ve dahası Türkiye dış politikada, sağlık sisteminde, insani yardım politikasında, savunma sanayinde kendi modelini üretti. Ve bu noktada kendi modelini daha etkin bir şekilde hayata geçirme noktasında gayret ortaya koydu, koymaya devam ediyor. Ve diğer taraftan yeni bir ekonomik modelle esas itibariyle Türkiye küresel bağımlılık zincirinden kopmak namına çok güçlü bir adım attı. Bu küresel finans kapitalin ya da nasıl ifade ederseniz edin, küresel sömürü sisteminin en temel aygıtlarından biri olan faiz ekonomisine karşı Sayın Cumhurbaşkanımız çok açık ve net bir şekilde karşı durduğunu uzun yıllardır vurgulamasına rağmen her ne pahasına olursa olsun bunun Türkiye'nin yönetiminin asli unsuru haline gelmesi için adımlar attı. Ve çok açık söylüyorum, nihayetinde basına kapalı, biz bize bir toplantı yapıyoruz. Bütün kurumsal direnç mekanizmalarına rağmen son derece dirayetli, kararlı bir şekilde politikasını uyguladı. Ve daha bir hafta öncesinde battık bittik naraları atılırken birdenbire bütün dünyanın ağzını açık bırakacak şekilde birkaç adımla, birkaç çözüm önerisiyle hem kararlı siyasi duruş sergilenmiş oldu, hem de bu anlamda bağımsız ekonomi modelinin nasıl işleyeceğine ilişkin kararlılık ortaya konmuş oldu. 2002'den bu yana verdiğimiz mücadelede esas itibariyle ekonomik özerkleşme, bağımsızlaşma ve dış politikada özerkleşme, bağımsızlaşma çok temel iki unsurdur. Dış politikada bu özerkleşmenin, bağımsızlaşmanın temin edilmesi adına elbette yeri geldiğinde sert güç unsurları kullanılmıştır. Yeri geldiğinde yumuşak güç unsurları kullanılmıştır.
Ve hepsinde hiç kuşkusuz akıllı güç unsurları kullanmıştır. Aynı şekilde bağımsız, Türkiye'nin menfaatlerine, Türk toplumunun çıkarlarına uygun bir şekilde bir ekonomi modeli inşası noktasında da, Türkiye modelinin inşası noktasında da yine Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok güçlü bir performans ortaya koyduk. Ve bunu Cumhurbaşkanımızın da bütün topluma ilan ettiği üzere önümüzdeki süreçlerde yeni adımlarını göreceğiz ve inşallah çok daha somut kazanımlarını bu milletimiz yaşayacak. Elbette bütün bu alanlarda Türkiye'nin kendine özgü modernleşmesinin, kendine özgü gelişiminin, kalkınmasının beraberinde getirdiği modellerin anlatımı içinde yeni bir iletişim modeline ihtiyaç var. Bunun adı Türkiye İletişim Modelidir. Bunun adını daha önce Türkiye İletişim Modeli diye koymadık. Bu toplantı itibariyle bizim kurumumuzun en önemli güzergahı Türkiye İletişim Modelini şekillendirmektir. Bunu buradan sizlere vurgulamak istiyorum. Hep beraber bu Türkiye İletişim Modelini, ki bunun gerçekleştirmesi adına birçok adım attık. Bunları kısaca paylaşmaya çalışacağım. Çok daha güçlü adımlar atacağız. Atmak zorundayız. Ve önümüzdeki en temel strateji Türkiye İletişim Modelini inşa etmektir. Türkiye'nin inşa ettiği güçlü modelleri bütün dünyaya anlatmak, doğru, güvenilir ve zamanında içeriklerle dünya kamuoyunu, Türkiye kamuoyunu bilgilendirmek böyle bir modelle söz konusu olabilir. Elbette Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın kurulması, yeni hükümet sistemiyle birlikte bu modelin inşası için önemli bir adımdır. Nitekim 2018'den sonra çok kritik bir gelişme oldu. İletişim, devlet yönetim kültürünün asli bir unsuruna dönüştü. Sayın Cumhurbaşkanımız bu noktada İletişim Başkanlığı'nın devletin en üst yönetim organlarında temsil edilmesini uygun gördü. Ve bu da aslında bütün devlet kurumlarına, yani Milli Güvenlik Kurulu'ndan kabineye, Yüksek İstişare Kurulu'ndan tüm politika kurullarına kadar, bu iletişimin artık devletin stratejik yönetim kültürünün bir parçası olduğunu bütün aktörlere ilan etmek, tebliğ etmek demekti. Ve böylelikle esas itibariyle bizlerin aynı zamanda yönetimin hem öncesi hem süreci ve sonrasında da parçası olmamızı temin etti. Herhangi bir alanda, sağlık politikası, ulaşım politikası. Bu arada TürkSat 5B uydusuna iletişim başkanlığı yazdınız. Orada esas itibariyle Ulaştırma Bakanlığı yazmamız gerekirdi. Yani buradan da haklarını teslim edelim. Ulaştırma alanında, pek çok farklı alanda politika üretenlerin aslında bu üretilen politikanın kamuoyuna anlatımı, dünya toplumlarına anlatımı için sürecin içinde iletişimin yer alması gerektiği bilincini kazanmasını da temin etmiş olduk. Elbette bu noktada hala atılması gereken pek çok adımlar var. Biz her şeyden önce, değerli arkadaşlar, bu zamana kadar yaptığımız birçok toplantıda sürekli olarak vurgulamaya çalıştığım üzere, biz Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonunu temel alarak yola çıktık. İletişim Başkanlığı böyle yola çıktı, böyle yol almaya da devam ediyor. Ve burada hiç kuşkusuz Sayın Cumhurbaşkanımızın yönetim felsefesi bizim iletişim alanında da Türkiye modelini inşa ederken referans verdiğimiz, vermeye de devam edeceğimiz temel umdeler oldular. İnsan odaklılık, insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesi. Bu hiç kuşkusuz bizim temel almamız gereken bir unsurdur. Dün CİMER toplantısının
açılışında da Türkiye'den gelen, Türkiye'nin tüm illerinden gelen CİMER temsilcileri ile iletişim başkanlığımızda buluştuk. Orada yaptığımız toplantıda da ifade ettim. Bizim temel felsefemiz budur. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Dolayısıyla biz bu toplumun hizmetkarıysak, bu milletin hizmetkarıysak, dolayısıyla CİMER'i de buna uygun bir şekilde kurumsallaştırmak ve yönetim süreçlerini bu şekilde sürdürmek zorundayız. Pek çok alanda. Yine adalet duygusunun esas alınması, gönül kazanma gayreti, hakikatten ayrılmama yaklaşımı. Mottomuz yaşasın hakikat oldu. Bu Cumhurbaşkanımızın her ne olursa olsun hakikat esaslı bir siyaset yürütüyor olma felsefesinin bir unsurudur. Hakikat temeldir. Ne olursa olsun hakikat galip gelir. Çünkü hakikate galebe çalmak isteyen unsurlar esas itibariyle ne olursa olsun bir gün foyaları dökülecek olan unsurlardır. Sen doğrudur, eğri yerini bulur. Sürekli olarak daha ileriye yönelme, elimizdekini değerlendirme ama onunla yetinmeme felsefesini temel aldık. Ve hiç kuşkusuz temel yaklaşımımız Türkiye markasını güçlendirmek oldu. Bizim en önemli sermayemiz Türkiye'miz. Ve Türkiye'mizin gücünü, Türkiye'mizin kabiliyetlerini, imkanlarını dünyaya göstermek, ülkemizi bir çekim merkezine dönüştürmek, kabiliyetleriyle hak ettiği yeri bütün dünyaya bildirmek bizim en önemli çabamız. Elbette bu süreçte biz fonksiyonlarımıza uygun bir şekilde kamu diplomasisini merkeze alan bir yaklaşım sergiledik. Elbette devletler arası iletişimi önemsiyoruz. Her şeyden önce lider diplomasisini temel alıyoruz. Son dönemde kişisel olarak da gördüm ki lider diplomasisi aslında bu kurumlar arası diplomasiden kat be kat daha kritik bir diplomasi ve dış politika süreçlerine çok daha net bir şekilde etki eden bir diplomasi. Bir liderin kimliği, kişiliği dış politikada alınacak olan kararları etkiliyor. Çünkü her şeyden önce diplomasi demek pazarlık kabiliyeti demek. Diplomasi demek kararlılık demek. Ve bu noktada da Sayın Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü lider diplomasisinin bize sahada ne kadar geniş alanlar açabildiğini, ekonomiden savunmaya ulaştırmadan pek çok farklı alana kadar gördük. Dolayısıyla elbette biz kurumlar arası iletişimi, devletler arası iletişimi, hükümetler arası iletişimi önemsiyoruz. Lider diplomasisini temel alıyoruz. Fakat bir taraftan da kamu diplomasisini önemsiyoruz. Toplumdan topluma yapılan iletişimi esas alıyoruz. Ve bu noktada da pek çok faaliyet yürütüyoruz. Şimdi o kitaba doğru yürüyorum. Burada faaliyetlerimizi esas itibariyle anlatacağız. Bu elimdeki kitap esas itibariyle bizim projelerimizle alakalı bir özet. 316 sayfa. Ben o yüzden burada size bazı atıflarda bulunacağım. Buradaki arkadaşlarımın hepsinin nihayetinde katkısıyla, sizlerin katkısıyla ortaya çıkmış işler. Başarılarımız, bugüne kadar başardıklarımız sizlerin gayretiyle ortaya çıkmış işler. Birçoğunuzun içinde olduğu, başardığı, ürettiği projeye referans veremeyeceğim. Ama sadece burada bir özete referans veriyorum. Bu kadar ciddi anlamda ürettiğimiz iş ve proje var. Hamdolsun. Kamu diplomasisine önem veren, kamu diplomasisini merkeze alan bir yaklaşımımız söz konusu. Ve tabii ki biz halkla ilişkiler
fonksiyonunu devlet adına yürütmekten sorumlu bir kurum olarak, halkla ilişkiler alanında da somut, insana dokunan adımlar atmaya gayret sarf ettik. Ve bunun için pek çok proje ürettik. Bunların uluslararası ödüllerle ödüllendirildiğini de hamdolsun hep beraber görmüş olduk. Yine Türkiye markasını güçlendirmeye dayalı stratejik iletişime odaklandık. Biz kuruluşumuzun 3. yılında stratejik iletişim ve kriz yönetimi daire başkanlığımızı kurduk. Onu kurduktan sonra biliyorsunuz muhalefetten çok ciddi eleştiriler yükseldi. Bunun psikolojik harp dairesi olduğu ifade edildi. Evet, psikolojik harplere karşı çıkmak burada bizim en temel motivasyonlarımızdan biri oldu. Bununla ilgili olarak devletimizin bizi fonksiyonlandırması bizim için bir gurur vesilesi oldu. Çünkü Türkiye karşı karşıya kaldığı ağır psikolojik harp süreçleriyle kıskaca alınmaya çalışılan bir ülke ve Türkiye'nin bağımsızlığına, büyüme mücadelesine doğrudan yapılan müdahaleler söz konusu. Bununla mücadele etmek adına stratejik iletişim dairemizi kurduk ve bu noktada gayret sarf ettik. Fakat esas itibariyle burada stratejik iletişimle bizim yapmaya çalıştığımız şey bu güçlü Türkiye markasını daha da ileriye taşımak. Elbette ulusal ve uluslararası medya ile ilişkilerimizi bu noktada son derece önemsiyoruz. Ve bu ilişkileri de küresel ölçekte söylem üstünlüğü kazanacak şekilde yeniden inşa etmek için elimizdeki bütün araçları kullanmaya gayret ediyoruz. Dediğim gibi birçok farklı yaptığımız projeden işten bahsedebilirim. Referansta bulunduğum kitapta birçok projeye atıf var. Ki onu da sizlerle en kısa zamanda paylaşacağız. Kamuoyuyla da paylaşacağız inşallah. Fakat temel bazı alanlara müsaadenizle vurguda bulunmak istiyorum. Halkla ilişkiler en önemli fonksiyonumuz dedim. Devlet ve millet arasında bir güçlü iletişim köprüsü olmak üzere biz kurulmuş durumdayız esasında. Bunu temin etmek bizim temel vazifelerimizden bir tanesi. Ve bu eksende elimizdeki en önemli aygıt Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, yani CİMER. Biz elbette güçlü bir sistemi devraldık. Ve bu sistemi kim kurdu? Yine Cumhurbaşkanımız kurdu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken orada açık masa. Sonrasında başbakan olduktan sonra Başbakanlık İletişim Merkezi BİMER. Cumhurbaşkanı olduktan sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi CİMER. Ve 2018'de bizim kuruluş kararnamemizde CİMER bize bağlandı. Biz CİMER'i teslim aldıktan sonra Halkla İlişkiler Dairemiz, şimdi Başkan Yardımcımız Evren Bey ilk daire başkanımızdı. BİMER'in de bütün müktesebatını alarak bir hem reform yaptık, hem güçlendirdik, hem de bütün birikim ve kabiliyetlerine sahip çıktık. Ve hamdolsun bugün CİMER, çok iddiayla söylüyorum, çok rahatlıkla söylüyorum, özgüvenle söylüyorum, dünyanın en büyük iletişim platformudur. Katılımcı demokrasinin dünyada övünülecek örneklerinden bir tanesidir. Ve hamdolsun çocukların, engellilerin, yaşlıların, toplumun her kesiminden insanın kolayca ulaşabileceği bir iletişim platformudur. Bu noktada da epey adım attık. Ve tabii ki en kritik unsur da memnuniyet düzeyini arttırmak için çok ciddi bir gayret sarf ettik. Memnuniyet düzeyi dediğimizde CİMER'e yapılan her başvurunun olumlu sonuçlanmasından bahsetmiyoruz. CİMER'e yapılan her başvurunun doğru adrese gitmesi, o doğru adresten en hızlı şekilde muhatabına ulaşmasını, bunu temin etmeyi kastediyoruz. Ve bu noktada hamdolsun geri dönüş hızı ve oranı bugün %90'lara kadar çıktı.
Memnuniyet oranımız geçen yıla göre %20 daha arttı. Dün de ifade ettim. Bunu çok daha yukarıya taşımalıyız. Bugün elimizdeki en güvenilir devlet araçlarından biridir hamdolsun. Yine bir taraftan, yine daha önce Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan devlet enformasyon sistemini modernize ettik, dönüştürdük, geliştirdik. Ve şu an itibariyle devlet enformasyon sistemi üzerinden biz onlarca dilden anlık Türkiye ile alakalı, bölgemizle alakalı, dünya ile alakalı gelişmeleri takip ediyoruz ve sürekli olarak bilgilendirici içerikler üretiyor ve devletimizin içinde ilgili kurumlara bu bilgileri ulaştırıyoruz. Bugüne kadar yüz binlerce haber derlenmiştir. Yine onlarca medya bu sistemlere entegre edilmiştir. Ve böylelikle esas itibariyle işte gerek iOS, Android vesaire sistemlerinde de yine kullanılabilecek birer aplikasyon halinde hizmet eden bir platforma dönüşmüştür. Ve bu platform dediğim gibi her şeyden önce kamu kurum ve kuruluşlarına hizmet etmektedir. Tabii bizim yaptıklarımız içerisinde yürüttüğümüz birçok kampanya oldu. Bu kampanyaların bir kısmında göründük, pek çoğunda görünmedik. Ve yürüttüğümüz bu iletişim kampanyalarında, örneğin işte pandemi dönemindeki Biz Bize Yeteriz Türkiye'm iletişim kampanyasıyla, toplumda hayırseverliği, dayanışmayı, toplumsal birlik ve beraberliği göstermek adına bu noktada ciddi bir gayret sarf ettik ve bu anlamda oldukça önemli bir iletişim kampanyasını yönetmiş olduk. Çok ciddi bir yardımla toplumumuz, milletimiz bu kampanyaya döndü ve bu da önemli bir örneklik olarak, başarılı bir iletişim kampanyası olarak yürüttüğümüz bir iş oldu. Diğer taraftan medya ile ilişkiler, ulusal ve uluslararası medya ile ilişkilerde medya kurum ve kuruluşlarının devletle entegrasyonunu temin etmeye dönük bir gayret sarf ettik. Burada bir yandan ulusal ve uluslararası basın mensuplarının akreditasyon süreçlerini yönettik ve bu yönüyle özellikle uluslararası medyanın Türkiye'de farklı amaçlarla hareket etmesinin elimizden geldiğince önüne geçmeye gayret ettik. Burada elbette yasal olarak hala karşımızda olan ciddi boşluklar var. Onların giderilmesi için de biz elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ve bu yasal boşlukların da giderilmesiyle Türkiye'de medya adı altında nüfuz tacirliği yapan, daha öteye gidiyorum, ajanlık yapan aktörlerin de faaliyetlerine son verebilelim. Biz bu noktada bireysel anlamda uluslararası basın mensuplarının akreditasyon süreçlerini, yine ulusal anlamda basın mensuplarının akreditasyon süreçlerini, basın kartı süreçlerini yönetiyoruz. Fakat esas itibariyle ulusal ve uluslararası medya ile ilişkimiz bunun daha ötesinde. Özellikle günlük bilgilendirme notlarımız, Türkçe ve İngilizce günlük medyaya yönelik olarak hazırladığımız briefingler ve yine kritik meselelerle ilgili olarak anlık olarak verdiğimiz bilgilendirici içeriklerle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine katkıda bulunuyoruz. Birilerinin söylediği gibi hiçbir gazetenin manşetini kontrol etmiyoruz. Hiçbir yayının içeriğini kontrol etmiyoruz. Bilgilendiriyoruz. Doğrusunu aktarıyoruz. Çünkü doğru bilginin zamanında muhataplarına ulaştırılması önemlidir. Bunu temin etmeye gayret sarf ediyoruz. Ve bu noktada bugüne kadar pek çok kritik süreçte anlık bilgilendirmelerimizle kamuoyunun manipüle edilmesinin önüne geçtiğimizi düşünüyoruz.
Elbette amaçları kamuoyunu manipüle etmek olan ve medyada medya faaliyeti için bulunmayan aktörler için bunu söylemek çok da kolay değil. Nihayetinde siyasi bir, hatta ideolojik bir körlükle hareket eden ve tamamen ideolojik perspektifle toplumu yoğurmaya çalışan aktörler için yapılması gereken siyasi mücadeledir. Biz bu noktada elimizden gelen maksimum gayretle doğru bilgilendirmeyi yapmaya çalışıyoruz. Yerel ve ulusal medya için onlarca çalıştay, webinar, panel, buluşma, etkinlik düzenledik ve bu yolla birinci ağızdan Türkiye'nin başardıklarını, Türkiye modelinin ulusa ve dünyaya en doğru şekilde ulaştırmasını temin etmeye çalıştık. Diğer taraftan yine mutlu olduğumuz bir başka adım da İletişim Başkanlığı yayınlarını kurmamız oldu. Tabii ki bu yayınlarla kamuoyunu bilgilendiriyoruz. Kamuoyunu bilgilendirmeyi son derece önemli buluyoruz. Fakat diğer taraftan başka bir şey daha yapıyoruz. Aslında devletimizin kurumlarını da bilgilendiriyoruz. Doğu Akdeniz politikası ile ilgili, Doğu Akdeniz siyaseti ile ilgili ki şimdi TRT Genel Müdürümüz daha önce İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcılığı döneminde bu süreçle ilgilenmişti. Doğu Akdeniz ile alakalı, Doğu Akdeniz perspektifimizle alakalı çıkardığımız kitap, mutlulukla ifade ediyorum ki Dışişleri Bakanlığımızın da temel metni oldu. Bu noktada Doğu Akdeniz perspektifimiz nedir diye Dışişleri Bakanlığımız da bu noktada bu metni esas alarak kendi çalışanlarını, konuyla ilgili meseleye en yakından bakan aktörleri yine bu metinler üzerinden brief etti. Öte yandan yine ülkemizin bölgesel, küresel alandaki tezlerini anlatırken bu ürettiğimiz materyaller lider diplomasi süreçlerinde de yine kullanılan temel materyaller oldu. O da bizim için gurur vesilesidir. Sayın Cumhurbaşkanımız pek çok dünya lideriyle olan görüşmesinde Türkiye'nin tezlerine ilişkin kritik hususlarda bu ürettiğimiz yayınları ki bu yayınların hatırı sayılır bir kısmı da bu süreçler için üretilmiştir, kullanmıştır. Ve daha net bir şekilde ifade edelim, bizim yaklaşımımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın perspektifi, muhatabı olduğu liderlere ve onların kurumlarına çok net bir şekilde, kalıcı bir şekilde, detaylı bir şekilde aktarılmıştır. Ve bu noktada da yine kamuoyunu bilgilendirmek, dezenformasyon ve kara propagandayla mücadele açısından da bu yayınlarımız önemli ve bu yayınlarımızın hızını artırarak inşallah sürdüreceğiz. Diğer taraftan Türkiye iletişim modelinin inşası noktasında önemsediğimiz bir başka unsur da devletin söylem birliğinin tesisine hizmet etmek olmuştur. Bu söylem birliğinin tesisi bir taraftan görsel kültürün ortaklaştırılmasıyla sağlandı. İşte önce bakanlıklarımızın, ardından başkanlıklarımızın, cumhurbaşkanlığı ofislerimizin bütün kurumsal kimliklerini yeniledik, biz yeniledik. Ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uygun bir şekilde ortak bir kurumsal iletişim diline sahip olmalarını temin ettik. Öte yandan devletin söylem birliğinin tesis edilmesi noktasında ortaya koyduğumuz gayret, ilgili bütün kurum ve kuruluşların Türkiye'nin temel tezleri noktasında aynı dili kullanmalarını temin etmeye çalışmamız oldu. Çünkü şunu başından itibaren çok net bir şekilde vurguladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilgili platformlarda yine ilgili kurum kuruluşlarla yapılan toplantılarda sağladığı konuşma imkanından faydalanarak ifade ettiğimiz üzere devletin söylem birliği içerisinde olmaması dış müdahaleye açık hale gelmektir dedik. Biraz önce ekonomi modeliyle ilgili bir şey söyledim. Ekonomi konusunda geçtiğimiz pazartesi gününden önceki iki hafta boyunca yaşadığımız müdahaleler bunun örneğidir. Çok açık ve net söylüyorum.
dışarıya verdiğimiz parçalı fotoğraf, küresel müdahaleye açık bir ülke fotoğrafı vermiştir. Dolayısıyla bu nedenle bu söylem birliğinin bir anlık bile olsa temin edilememesi, tesis edilememesi ülkeye çok ağır maliyetler üretebilecek bir husustur. Bu görülmüş oldu. Cumhurbaşkanımız sadece bir ekonomi modeli açıklamamıştır. Kararlılığını vurgulamıştır. Topluma, millete güven vermiştir. Fakat öte taraftan bütün küresel muhataplarına net bir şekilde bir söylem dağınıklığı olmadığını vurgulamıştır. Bu söylemdeki dağınıklığın an itibariyle söz konusu olmayacağını vurgulamıştır. Ve ondan sonra da gördüğünüz üzere müdahalelerin imkanı da ortadan kalkmıştır, zemini de ortadan kalkmıştır. 2015-16 yıllarında bunun örneklerini çok daha ağır bir şekilde dış politikada gördük. Bir Avrupalı lider çıktı dedi ki, bizim muhatabımız Cumhurbaşkanı Erdoğan değildir, falanca kişidir dedi. Neden? Çünkü o kişi Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu perspektiften çok daha farklı, daha uzlaşmacı bir perspektif ortaya koyuyordu. Bu noktada muhataplarınız sizin fotoğrafınızı çok net çekerler. Biz de muhataplarımızın fotoğrafını net çekeriz. Ve farklı aktörler eğer sahnede arz-ı endam ediyorlarsa farklı aktörlere yatırımlar yapılır. Bunu önlemenin yolu hiç kuşkusuz kamuoyu önünde söylem birliğini tesis etmektir. Bir konuyla alakalı ilgili üç kurum varsa o üç kurumun da aynı mesajı vermesi demektir. Dahası farklı kurumların kendi alanı ile ilgili olmayan meselelerle alakalı görüş beyan etmemesi demektir. Söylem birliğinin tesisi stratejik bir unsurdur. Ulusal güvenlikle ilgili bir meseledir. Bunu temin etmek noktasında gayret sarf ettik. Dijital gösterim merkezleri kurduk. Anadolu'nun pek çok farklı bölgesine halkla ilişkiler faaliyeti anlamında önemsediğimiz bir husus oldu. Yine ülkem için bir fikrim var. Projemiz halkla ilişkiler noktasında önemsediğimiz bir diğer projemiz oldu. Yani bir anlamda faaliyetlerimizi yüz yüze halka anlatmak, halkımızın yine beklentilerini, projelerini, görüşlerini doğrudan devletine aktarmasını temin etmek bizim için önemli unsurlar oldu. Yine yenilikçi bir yaklaşım olması hasebiyle referansta bulunmak istiyorum. Örneğin Cumhurbaşkanımızın gerçekleştirdiği Afrika seyahati öncesinde Angola, Togo ve Nijerya'ya yaptığı ziyaretler öncesinde Cumhurbaşkanımızın daha adil bir dünya mümkün yaklaşımını açık hava imkanlarını, iletişim imkanlarını kullanarak Cumhurbaşkanımızın seyahati öncesinde güçlü bir iletişim gayretiyle bir planlama yaptık ve birlikte daha adil bir dünya mümkün temasıyla 3 farklı dilde bu 3 ülkenin başkentinde etkili ve 360 derecelik bir kampanyayla duyurduk. Duyurunca ne oldu? Bir kere her şeyden önce bunların biliyorsunuz hiçbirine ne İletişim Başkanlığı logosu koyduk ne Türkiye Cumhuriyeti bayrağı koyduk. Bunu bilerek yaptık. Ve İngilizce, Portekizce, Fransızca birlikte daha adil bir dünya mümkün sloganını bütün sokaklarda, bütün billboardlarda gören Batılılar ve o ülkenin lideri ve gördüğünüz üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın fotoğrafıyla gören Batılılar bununla alakalı olarak çok ciddi bir kampanya yaptılar. Bir taraftan burada Türkiye'ye gösterilen teveccühden rahatsız oldular. Fakat diğer taraftan da kendi kamuoylarına bunu anlattılar ve bizim reklamımızı yaptılar. Türkiye'nin oradaki, ki bu gerçektir, gücünü, etkisini kendileri de görmüş oldular. Bu tür kampanyalarımız, bu tür gayretlerimiz devam edecek.
Türkiye'nin açılışı çok önemli, çok tarihi bir süreçti. Bütün kampanya süreçlerini, açılışın bizatihi organizasyonunu bu noktada doğrudan üstlenmiş olduk. Bunu bir örnek olarak veriyorum. Bu ve benzeri pek çok farklı yine çabamız söz konusu oldu. Benzer şekilde yine son dönemde özellikle Stratcom zirvemiz çok ciddi bir başarı elde etti. 30 farklı ülkeden farklı iletişim alanının yöneticileri ve stratejik iletişim alanının duayen isimleri geldiler ve Türkiye'den şu mesajı verdik hep birlikte. Büyük medya şirketleri, sosyal medya devleri sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyanın sorunudur. Ulus dezenformasyon sadece Türkiye için değil, bütün ülkeler için bir ulusal güvenlik meselesidir. Bunu, bu mesajı hep beraber İstanbul'dan verdik ve bir platform kurma kararı verdik. Yıl boyunca birlikte bu mücadeleyi küresel alanda verecek bir platform oluşturalım dedik. Ve inşallah 2022'nin sonuna kadar, Stratcom'un ikincisini gerçekleştirene kadar pek çok panel, çalıştay ve araştırma toplantısıyla biz bu mesajı küresel anlamda bu uluslararası medya şirketlerine karşı, bu dezenformasyon odaklarına karşı beraber yürüteceğiz. Yine Türk Konseyi Medya Forumu, Türk Konseyi'nin toplantısından 2 hafta önce gerçekleşti ve olağanüstü bir, hamdolsun, iltifat gördü. Dahası orada ilk defa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bir uluslararası platformda kendisine yer buldu ve bir uluslararası platformda çıktı ve Kıbrıs'ın Türk dünyası açısından neden önemli olduğunu anlattı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk dünyasının Doğu Akdeniz'deki kalesidir mesajını verdi. Ve bu mesajı verdiğinde bir taraftan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması noktasında önemli bir aslında diplomatik kazanım elde edilmiş oldu. Fakat onun da ötesinde Türkiye'nin esas itibariyle uluslararası alana bir mesajı daha oldu. Kıbrıs konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın net bir şekilde vurguladığı üzere Türkiye çok daha güçlü bir pozisyondadır ve iki devletli çözüm noktasında artık net bir pozisyona sahiptir. Bu pozisyonu da uluslararası platformlara taşımaktadır. İkincisi, kendi amacının iletişim platformu olarak ilgili bakanlarla, başkanlarla bizlerin iletişiminin temini ötesinde bir başka amaca daha hizmet etti. Biliyorsunuz bu son toplantıda Türk Konseyi Devlet Başkanları toplantısında kritik bir karar alındı. Türk Konseyi Türk Devletleri Teşkilatı'na dönüştü. Ve bu anlamda da bu sürecin de yine yoğrulması noktasında Türk Konseyi Medya Forumu, artık Türk Devletleri Teşkilatı Medya Forumu diyeceğiz, çok önemli bir zemin teşkil etti. Elbette yürüttüğümüz kampanyalar, koordinasyonu tamamen bizde olan kampanyalar, 15 Temmuz etkinlikleri bu anlamda son derece önemli. Yine 30 Ağustos, 29 Ekim yine kutlamaları. Ki bu noktada da denediğimiz yeni teknolojik çabalar, işte 30 Ağustos'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığımız drone gösterisi. Yine Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışının bütün organizasyonu, CSO'nun açılışı, Galata Kulesi açılışı vesaire, uluslararası paneller. Bunları hızlı geçiyoruz esas itibariyle. Türkiye modelinin inşası noktasında gayretlerimiz oldu. Çabalarımızın esas itibariyle bir başlık altında toplarsak, odağında Türkiye iletişim modelini kurmak var. Bu gayretlerimiz, projelerimiz, işlerimiz, bunlar yüzlerce bu amaca hizmet ediyor. Bundan sonra da bu amaca hizmet noktasında gayret sarf edeceğiz. Fakat elbette bu sürece başka bir şey daha eşlik etti değerli arkadaşlar. Hepimiz yaşadık. Bir kurumsallaşma ve kapasite artırma süreci eşlik etti.
Kurulduğumuz süreçten bu yana bir taraftan hukuki olarak uyumlaştırma çalışmaları yaptık. Birçok farklı kararnameyle biz bir anlamda hukuki tahkimatımızı yapmış olduk Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle. Öte yandan insan kaynağımızı zenginleştirdik. Bir kısmınız Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışırken, yine geniş bir kısmınız da bu süreçte İletişim Başkanlığı çatısı altına geldi ve İletişim Başkanlığı'nın yine faaliyetlerinin taşıyıcısı oldu. Öte yandan fiziki imkanlarımızı iyileştirdik. Kurumsal kapasitemizi geliştirmemiz noktasında çok önemliydi. Bölge müdürlüklerimiz, merkez binamız, İstanbul başta olmak üzere bölge müdürlüklerimizin yine ihtiyaçlarının giderilmesi. Öte yandan yine uluslararası alanda basın müşavirliklerimizin, iletişim müşavirlikleri oluyor şimdi. İletişim müşavirliklerimizin ve ofislerimizin yine tesisi namına adımlar attık. Daha da fazla bu noktada adımlar atacağız. Bu süreçte aynı zamanda yine ilişkili kuruluşlarımızla doğrudan yakın ilişki ve işbirliği içerisinde olduğumuz TRT, Türkiye Radyo ve Televizyonu, Anadolu Ajansı, Basın İlan Kurumu'yla çok daha nitelikli bir ilişki ve işbirliği içerisine girdik ve onlarla birlikte Türkiye modelinin inşası noktasında yoğun bir gayret sarf ediyoruz. Bütün bu süreçte bu adımları attık ve bundan sonrası itibariyle artık çok daha hızlı, çok daha sonuç alıcı işlere odaklanmalıyız. Kemaletle kemalat olmaz derler. Aletimiz kem değil artık. Artık güçlü bir teknolojimiz var. Hamdolsun güçlü bir kültürümüz var. Ve bu gayretle biz inşallah yol alacağız. Süreç iletişiminde bir noktaya geldik. Ve fakat kriz iletişiminde yol almamız lazım. Kriz iletişiminde, kriz yönetiminde tek merkezden güçlü bir iletişim ağı kurmak zorundayız. Kurumsal dirençler ne olursa olsun değerli arkadaşlar. Buradan size sesleniyorum. Kriz iletişimi, kriz yönetimi bizim işimiz. Yapmadığımızda Türkiye markasını, yapmadığımızda milletimizin talebini yerine getirmemiş oluruz. Türkiye markasını zayıflatmış oluruz. Her kriz, siyasi, ekonomik vesaire vesaire, aynı zamanda bir iletişim krizidir bugün. O nedenle hepimiz bunu yaşıyoruz. Bunun bizimle ne alakası var dediğimiz pek çok meselede dahi sorunun faturasını ödemek durumunda kalıyoruz. Fatura öderiz, o sorun değil. Ama gerçek anlamda bizim kriz yönetiminde güçlü bir odak olmamız lazım. Politika belgesi üretmek hepinizin malumu devlette önemli bir şey. Buradan sonra somut adımlar atacağız. Doğal afetler, Allah yaşatmasın bir dahasını. Fakat herhangi bir doğal afet söz konusu olduğunda bu sürecin iletişim koordinasyonu bizim sorumluluğumuzda. Bir dakika geç kaldığınızda, bir dakika bekleyip ya zannediyorum biri gelecek ve burada bu işi yapacak diye beklediğinizde iş işten geçiyor. Dolayısıyla burada hemen pozisyon almak zorundayız. İlgili birimlerimizin buna göre hızlı bir şekilde organize olması esas. Ulusal ve uluslararası krizlerde toplumu doğru, hızlı bilgilendirmek için böyle bir mekanizmaya da ihtiyacımız var. Yine devletteki enformasyon ağını hızla toplama, eleme, analiz etme ve bu çerçevede de yine kamuoyuyla en doğru verileri en hızlı şekilde paylaşmak durumundayız. Bunları yapıyoruz. Bunları parçalı bir şekilde yapıyoruz. Fakat bir şemsiye altında toplayacağız ve kriz yönetiminde tek merkezden güçlü bir iletişim ağı kuracağız. Stratejik iletişim ve kriz yönetimi
dairemiz bunun için var. Ve bu noktada çok hızlı bir örgütlenmeyle ve bütün ilgili devlet kurum kuruluşlarını bir araya getirerek bu süreci yöneteceğiz, yürüteceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu noktadaki net ve açık iradesi ortadadır arkadaşlar. Yine dezenformasyonla mücadele bizim temel fonksiyonumuz ve fakat bunu çok daha etkin yapmak zorundayız. Evet, keşke sürekli pozitif gündemlerle kamuoyunu bilgilendirsek. Pozitif gündemlerle kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz. Türkiye karşıtlarının, Türkiye düşmanlarının, Türkiye'yi sınırlamaya, kıskaç altına almaya ve hatta bölmeye çalışanların biz kendi iç çelişkilerini göstereceğiz. Onlara taarruzda da bulunacağız iletişim alanında. Hiç durmadan. Bu ikisini yapacağız. Yani Cumhurbaşkanımızın sürekli taarruz dediği tarzda. Ama diğer taraftan da dezenformasyonla mücadele etmek zorundayız. Ve bu dezenformasyonla mücadeleyi daha etkin yürütmek zorundayız. Yeni nesil bir doğrulama sistemimiz. Artık bunu lütfen hayata geçirelim. Geçiriyoruz. Değil mi? Çünkü yeni nesil doğrulama sistemi, doğrulama aplikasyonumuz bu noktada daha katılımcı bir tarzda ilerleyebilmek adına sürekli kendisini geliştiriyor. Artık yeter. En iyi iyinin düşmanıdır. Bir an önce bununla çıkalım. Ve çıkacağız inşallah. Ve böylelikle biz hızlı bir şekilde bu yeni nesil doğrulama aplikasyonuyla birlikte de dezenformasyonla mücadelemize katkı sunacağız. Fakat diğer bütün alanlarda günlük krizlerde, orta vadeli stratejik iletişim kampanyalarında dezenformasyonla mücadeleyi esas almak durumundayız. Biliyorsunuz ben uzun vadeyi kullanmıyorum. Çünkü bir söz var biliyorsunuz, uzun vadede hepimiz öleceğiz diye. O yüzden bütün planlamalarımızı kısa vade ve orta vadeli olarak yapıyoruz. O nedenle orta vadede de her alanda dezenformasyonla mücadele noktasında bizim kurumsallaşma süreçlerimizi tamamlamamız lazım. Evet insanız, makine değiliz ama çok hızlı bir şekilde makine gibi refleks göstermek zorunda olduğumuz bir mücadele alanı burası. Yine daha etkin bir şekilde trendleri ölçmek ve analiz etmek zorundayız. Envanter olmadan politika olmaz. Bizim ne yapıp yapıp sürekli bu kaotik ortamda, değişen ortamda ülkemizin ihtiyaçlarını anlamak, toplumumuzun ihtiyaçlarını anlamak ve onlara çözümler geliştirmek noktasında gayret sarf etmemiz esas. O nedenle biz bir süredir toplumumuzun nabzını farklı farklı alanlara yönelik olarak tutmaya dönük kamuoyu araştırmaları yürütüyoruz. Ve burada haftalık, aylık, yıllık olarak toplumun nabzının bilimsel olarak ölçülebilmesi için gayret sarf ediyoruz. Bunu kurumsal olarak sahiplenmenizi istiyorum. Ve kurumsal bir şekilde attığımız adımlarda, özellikle daire başkanı arkadaşlarımdan da bunu istirham ediyorum. Bir adım atarken bunun karşılığını, toplumdaki fotoğrafını mutlaka esas alarak yapalım. O yüzden bu kamuoyu araştırmaları daha etkin bir şekilde trend ölçme ve analiz etme süreçlerini önemsemek durumundayız. Yine tabii ki Türkiye markasını en yeni teknolojilerle anlatmak bizim için bir mecburiyet. Burada yine toplumsal davranışsal araştırmalar, big data, okuma, oluşturma, veri analizleri, dijital hikaye anlatıcılığı, sosyal dinleme, sosyal amaç, yapay zeka vesaire. Biz bu noktada dijital evrenin her alanında var olmak durumundayız. Bu bizim için bir mecburiyettir ve bu yeni teknolojileri bir taraftan üretirken diğer taraftan da bu yeni teknolojilerin yerli ve milli olarak üretilmesiyle ilgili de kamuoyu oluşumuna katkıda bulunmalıyız. Sosyal medya başta olmak üzere bizim yerli ve milli teknolojilerle bu alanlarda var olmamamız siber güvenliğimiz açısından tehdittir.
Biz her zaman söylediğimiz üzere siber vatanı da esas alıyoruz. Ve bu anlamda bu güvenlik ihtiyacımız çerçevesinde de bu donanımlara bizim ihtiyacımız var. Bunu da sadece devletin gerçekleştirmesini talep etmek gerçekçi değildir. Özel sektörün bu noktada özendirilmesi, kamuoyu oluşturmakla mümkündür ve kamuoyunun oluşturulma süreçlerinde de mahir olduğunuzu düşünüyorum. Bu noktada da bu konunun önemine bir kez daha dikkat çekiyorum. Elbette biz Türkiye markasını güçlendirmekten bahsettik. Ben bu noktada önemli olduğunu düşündüğüm bir hususu vurgulamak istiyorum. Bir, Türkiye Marka Ofisi kuracağız arkadaşlar. Türkiye Marka Ofisi esas itibariyle Türkiye'nin küresel marka kimliği alanında çalışmalar yapacak, ülke imajı ve marka değerinin güçlendirilmesine ve stratejik iletişim hedeflerinin hayata geçirilmesine katkıda bulunacak. Bu anlamda ülkemizin görsel, duygusal, kültürel kimliğinin oluşturulmasına odaklanıp özel sektörle, kamu kurum kuruluşlarıyla birlikte çalışacak. Olimpiyatlar, milli maçlar, küresel markalarımız, oyun şirketlerimiz, bunların hepsi Türkiye markasını etkiliyor. Ve fakat görüyorsunuz, dağınık bir şekilde süreçler ilerliyor. Evet, bütün devletimizin kurum kuruluşlarının logolarını biz yapıyoruz. Görsel kimliklerini biz tasarlıyoruz. Fakat bir taraftan da özel sektörde olan, özel sektör iştirakiyle olan ve fakat Türkiye markasını etki eden birçok husus var. Bu noktada da Türkiye Marka Ofisi'nin kurulması ve bu doğrultuda da Türkiye markasının güçlendirilmesine hizmet etmesi önemlidir diye düşünüyorum. Yine 2023 kampanyası başta olmak üzere ki bunun da malumunuz, koordinasyonu bizim muhtemizde. Türkiye 100 yılı iletişim kampanyası 2022 yılında çok yoğun bir gayret sarf edeceğiz arkadaşlar. Esas itibariyle 2023'ün ortasına kadar Türkiye 100 yılı iletişim kampanyası bizim asli işlerimizden biri olacak. Belki de birinci işimiz olacak. Türkiye 100 yılı iletişim kampanyasını her birimizin çok yoğun bir şekilde katılmasını ve burada katma değer üretmesini bekliyorum. Çünkü şu çok açık ve net, biz şuna inanıyoruz ki eğer büyük ve güçlü Türkiye'nin bu yürüyüşü devam ederse yeni dönem Türkiye'nin dönemi olacak. Çünkü çok açık ve net, Türkiye, konuşmamın başında da söyledim, gerçekten eski Türkiye değil. Gerçekten Türkiye büyük ve güçlü bir ülke. Bugün itibariyle sadece oyun bozan değil, oyun kuran bir ülke. Sadece bir istikrar arası değil, aynı zamanda istikrarlaştırıcı bir güç. Ve bu istikrarlaştırıcı güç olarak etkilerini pek çok farklı ülkede görüyoruz. Birçok uluslararası örgütte, teşkilatta bunun etkilerini görüyoruz. Dolayısıyla da biz bunları, bu pozisyonu, bu yeni durumu bütün araçlarımızla, bütün imkanlarımızla biz elbette Türkiye'nin yeni iletişim modeliyle bütün dünyaya anlatacağız. Kendi kamuoyumuza anlatacağız. Ve bu noktada da en kritik imkana sahibiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğine sahibiz. Ve bu noktada tekrar ifade ediyorum, bizler her birimiz bu güçle el ele vereceğiz, gönül gönüle hareket edeceğiz ve inşallah kamu diplomasisi alanında, ulusal ve uluslararası medya ilişkileri alanında, halkla ilişkiler alanında, stratejik iletişim alanında, kriz yönetimi alanında inşallah bütün teknolojik imkanları, araçları kullanacağız. 360 derece bir yaklaşımla Türkiye markasını güçlendirme ve dünyadaki etkinliğini dünya kamuoylarına anlatma noktasında gayret sarf edeceğiz. İnşallah burada sizlerin gayreti sürecin ana unsurudur. Ben bu yaklaşımla bugüne kadarki gayretleriniz için her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İnşallah el birliğiyle kurumumuzu daha ileri noktaya götüreceğiz. İnşallah el birliğiyle böylelikle de ülkemizin bir dünya gücü olmasına, bir küresel aktör olmasına, yeni dönemin Türkiye yüzüğü olmasına da gayret sarf edeceğiz. Sabırla dinlediniz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun.